Merhabalar. Astra açların diğer bir kronik sıkıntısı olan bagaj kilidi kilitlenmemesi, vurduğunuzda kapanmaması hakkındaki videoma hoş geldiniz. Normal bir şekilde kapatınca kapanmıyor gördüğünüz gibi. Gerekli malzemeler yukarıda. Kilidin sağında ve solunda klipsle T25 vida var. İkisini söküyoruz. Klipsle vidayı söktükten sonra şöyle aşağı doğru çektiğimizde direkt elimize geliyor. Kenara koyuyoruz. Üst resimde gördüğünüz gibi en alt kısmından parmak sokarak aşağı doğru iç kaplamayı çekiyorsunuz. Tık tık atmaya başlıyor. Toplam 8 tane klips var. Klipslerin kapakta kalanları da karga burun yardımıyla söküyoruz. Ben klipslerin ölçüsünü aldım. Kırılmasına karşın bu işlemi yapmadan önce sipariş ederseniz 5-10 tane civarı dursun kenarda. Şimdi kilidi tutan 3 tane vida var. Üçünü de T35 Torx anahtarıyla söküyoruz. Kilidin kablosunu ya soketten çıkarıyoruz. Ondan sonra da vidalarını söktüğümüz kilidi artık dışarı çıkarmaya müsait. Böyle çıkartıyoruz. Bu arada arka camın sileceğini, contasından içeri su aldığını fark ettim. Büyük ihtimal bu kilidin içine akıyor. Akma izi de var. Kilidin içine akıp orada toz topluyor. Çamur haline getiriyor haliyle bu. Böylelikle kilit dili rahat açılır kapanamaz hale gelmiş. Kilidin arka kapağını yavaş yavaş söküyoruz. Tahmin edeceğiniz üzere plastikler artık araba yaşlandıkça çürüyor, zayıflıyor, daha rahat kırılıyor. Buna dikkat ediyoruz bütün parçalarda. Kilidin içindeki mekanizmadan bir şey düşmemesine, bir şey dökülmemesine dikkat edin, kaybetmeyin. Kilidin dış kavrama plastiği bu. Arkadan bastırarak, önden de düz tornavidayı takarak hafifçe attırıyorsunuz yerinden. Bunu çıkarmak zor. Çıkarmadan da temizliğini ve yağlamasını yapabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Ben çıkarmayı tercih ettim. Gördüğünüz gibi kilit dili rahat dönmediği için, bir mukavemete karşılaştığı için o kapı o şekilde kilitlenmiyor. Normalde tak diye vurup bunun yukarı doğru fırlayıp otomatik kilitliyor olması lazım. Önce fren balata spreyi ile o iç mekanizmayı spreyliyoruz. Kirini pasını akıtıyoruz olabildiğince çok. Bu kilidin sıfırı herhalde ya 700 lira civarı. O yüzden 10 liralık fren balata spreyini, sıvıgresi falan acımayın. Bol bol kullanın, temizleyin. Kilinin üst motor mekanizmasında da sıkıntı olabilir. Orada da arıza olabilir. O motor da bozulabilir. Bunu sökerken mekanizmayı da bozabilirsiniz. O yüzden dikkat edin. Gördüğünüz gibi o presli alanda kabartılar var. Oraya kilit dili sürtüyor. Oralara gres sürüyorum. Kresleri sürüyorum. Şu makaraları da süreceğim. İçindeki motorun dişlilere. Buraları da fren balta spreyi ile temizledim, akıttım. Mekanizmayı bozmamaya, içinden bir dişli çıkarmamaya dikkat edin. O zaman içler biraz karışır. Çalışma mekanizmasına dikkat etmeniz lazım. Şimdi presli alana dilleri olduğu yere sürüyorum, yüzeyine ki bir şeye sürtmesin, rahat kaysın, mukavemete uğramasın diye. İçeri ilerletiyorum kilidi, oraya da sürüyorum. Bir iki kere de açıp kapatıyorum, o yağ oraya yayılıyor, bakın hala bir mukavemet var. Eğer bu geçmezse sıvı greste süreceğim B planı olarak. İstediğim gibi olmadı gördüğünüz gibi. Şimdi ya sıvı gres sıkıyorum. Bunu zaten fazlası akacağı için bol bol sıkıyorum. Temizleyemediğim yerlere ya gresin ya katı gresin ulaşamadığı yerlere bunun gireceğini düşündüm. Sıvı gresimi sürdüm. Şimdi kontrol ediyorum. Bakın. Yemin ediyorum ya tabanca gibi oldu.
ki deminki mukavemetten hiç eser yok. Cam gibi oldu. İstediğim bu işte. Olması gereken de bu. Kapağını kapatıyorum. Arabaya götürüp ya soketini takıp kilidin açılıp açılmadığını kontrol edeceğim. Ondan sonra kapatacağım. Soketini taktım, kilitledim. Bagaj kapağı düğmesine basıp açılıp açılmadığına bakacağım. Açıldı. Camdan akıp suyun girdiği boşluk burası. Buraya da silikon çekeceğim. O camdaki o contanın olduğu yerde silikon çekeceğim. Mastik de ucuz. Mastik de çekebilirsiniz. Benim evde bu şeffaf silikon olduğu için bunu kullanıyorum. Boy damboya çekip sileceğim. Silikonu çekip ıslak peçeteyle siliyorum. Bir delik açıklık kalmaması için üstünden geçiyorum. Bu da yetmeyecek. Streç filmle de sileceğim. Bu su buradan artık giremeyecek arkadaşlar. Bu kadar. 2-3 saat kurumasını bekliyorum. Sonra streç filmle saracağım. Ben garanticiyim abi. Böyle beni silikon falan patlamaz. Streç filmle de saracağım. Streç filmin kilidin ucu dışarıda kalacak kısmındaki streçleri de diye dibine doğru sıyıracağım. Bir de arkada soket girişi var. Onu da temizleyeceğim. Bir daha bunun içine su girmeyecek. Ya bu iş bitecek. Bu kadar. Öyle 1000 kere söküp takmayacağız bunu. Dibine doğru sıyırıyorum. Bu dışarıdan gözükmeyecek. Hafif tam silikonun üzerine denk gelecek şekilde bırakacağım. Ya sonra da çıkardığım sırayla takıyorum. Umarım sizin arızanızda bu video çözüm olmuştur. Aracınızı iyi günlerde kullanmanız dileğiyle.